Mevlüt Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Şükür, siz sorun. Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmanız Aytekin Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı hizmetlerini konuşacağız. Çok kısa önce bir şahsınızı tanıtalım. Ekranlara başındaki değerli izleyeceğimize Mevlüt Aytekin kimdir? Sektöre bir giriş hikayeniz var. Daha önceden bir ustalık hikayesinin peşine. Sizi bir tanıtalım ekranlara başındaki izleyicilerimize. Ben Konya Meram, 1980 doğumluyum. 89 doğumluyum. Çatı ustasıydık. Çatı oluk işlerini yapardık. Buradan kazandığımız paralarla bir iki yatırım yaptık. Sonra bu yatırımları satış esnasında değerlendirelim diyerekten kendimizi bu sektörde bulduk. Evet. Ne kadar oldu? 4 sene oldu. 4 sene gibi. Nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz? Memnunuz. Bayağı bir ilerledik. Evet. İnsanların bu taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Neleri değerlendirip kendilerine yardımcı oluyorsunuz? İnsanların istediği her şeyi veriyoruz. Taksit vade, ondan sonra acıma peşin gibi bunları istediği her yerden bir ürün çıkarabiliyoruz. Neyi kendim mesela alım... değerlendiriyorsunuz? Satışta o dediğiniz arsa mıdır, tarla mıdır? Neler değerlendiriyorsunuz? Ağırlığımız tarladır. Arsa da var. Şu an yeni yeni daireye de girmeye başladık. Evet. Yani şu an her sektöre hizmet etmeye çalışmaya. Gayet güzel. Peki kaç uzman kadrosunuz diyeceğim. İyi de bir ekibiniz var anladığım kadarıyla böyle. Aynen. Sahada değil mi çalışan? Hepsi sahada abiciğim. Koşturan ekibiniz var. Aynen abi. Yerimiz kaç tane? İki tane şubemiz var abi. Yerler nerede şu anda Konya'da? Birisi Hatıp Caddesi Atiker Petrolü'ne varmadan sağda. Birisi evet. De Harmancık Mahallesi'nde Demirkan Petrolü geçince sağda abi. Gayet güzel. Şimdi ben bir konuk olarak size geldim. Ofisinizde beni ağırladınız. Nasıl bir yol izliyorsunuz o konukla beraber? Onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Önce bizim internete koymuş olduğumuz ilanlar üzerine gelen müşterilerimiz, gerek ki kendi gelen müşterilerimiz, burada nasıl bir yer istediğini sunuyoruz. Evet. Parasını soruyoruz, kaç paralık bir yer istediğini soruyoruz. Ekonomik durumuna göre. Aynen, ekonomik durumuna bakıyoruz. Bu şekilde bilgisayar üzerinden, harita üzerinden elimizdeki yerleri sunuyoruz. Tamam. Buradan kafasına yattığı zaman arabasına bindirip yerinde yerini gösteriyoruz. Evet. Bunu telefonumuzdan korumla, yani bizzat yerine gidip müşterimize gösteriyoruz. Orada bir sunum yaptınız, aynen. Anlattınız. Anlaşmalar nasıl yapılıyor? Pazarlık usulü mü yapıyorsunuz? Anlaşmalarımız pazarlık usulü olup bizim net çoğu malımız kendi malımızı sattığımız için net fiyatlarımız var. Bunların üzerine biz koymadığımız için pek pazarlığımız olmuyor. O net fiyat üzerinden anlaşıyorsunuz. Aynen, net fiyat üzerinden. Ha, müşteri mallarında da bize getirip gayrimenkulümüzü satın diyenlerinde onlarla da müşterimizle, mal sahibinizle birbirinizi karşılaştırıp pazarlık yaptırmayı çalışıyoruz. Uygun görüyorsunuz. Aynen. Bu da zaten olması gereken bir usluk. Aynen. Diyebiliriz. Şimdi nereler değerli şu anda Konya'da? Biz şu anda Meram'dayız, ofisinizdeyiz. Aynen, ama. Aynen. Değerlendirdiğiniz böyle ön plana çıkan bölgeler var mı? Şimdi bizim burada ön plana çıkan yerlerimiz çok. Biz ağırlık bahçe türü çalıştığımız için bu Hatıp, Gödeni, ondan sonra Çayırbağ, bu mevkiler yakın mevkiler oluyor. Durumu yetmeyenlere de Akurene kadar götürüyoruz. Büyük metraj, düşük para. Evet. Bu şekilde bir yatırım sağlamasını sağlıyoruz. Yani metresini 2 TL gibi fiyatlardan başlayıp 10 TL, adam 2 liradan 1000 metre yeri sahibi yapmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Çok düşük fiyatlara. Düşük fiyatlara, büyük arsalar, aynen, uygun fiyatlara. 10.000 metre 20 lira. Gayet güzel. Yani bu da önemli bir ayrıntıdan bahsediyorsunuz. Peki ben sizle anlaştım, her şey güzel gidiyor ama şimdi bu evrak koşturmacalarını ben uğraşmak istemiyorum. Ne yapıyorsunuz bu doğrultuda? Şimdi bu doğrultuda abinin kimliğiyle fotoğrafını aldığımız zaman biz kendimiz müşterimize gidip başvurumuzu yapıyoruz. Sonra müşterimizi adresinden alıp geri tapsını verip geri adresine kadar da koyuyoruz yani. Gayet güzel. Yani bütün evrak işlemleri koşturmaca size. Peki geldik ama paramız yetmedi. Bir banka desteği lazım, bir kredi lazım. Bu konuda da yardımcı olabiliyor musunuz? Anlaşmalı bankalarımız var, yardımcı oluyoruz. Kendilerine bu şekilde yardımcı. Aynen. Peki sektörle ilgili bir hedef beklentiniz var mı kafanızda? Var abi. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi hayvancılık evet, üzerine geçeceğiz. Hayvancılıktan sonra bir kendi ürettiğimiz malları lokanta açmayı düşünüyoruz. Evet. Şu an zaten bir akörende çardak yapımım var. Kendi çardağımı yapıyorum. Buna büyükbaş hayvanları koyup kendi kestiğimiz mallardan hem kurbanlık hem böyle lokanta şeklinde buna böyle bir projemiz var. İlerleyen zamanlarda inşaat maliyetleri de düşerse müteahhitlik yapmaya düşünüyoruz. Bir yapsat da var. Aynen, yapsat da düşünüyoruz. Çünkü bizim altyapımız çatı ustası olduğumuz evet, için bu işin duvardan tuğladan her dalından anlıyoruz.
Yani bir inşaatın yani, temelden bitiş aşamasına kadar ustalık tecrübeniz aynen, var. Aynen, tecrübemiz var. Evet, diyorsunuz ki biz ilerleyen zamanda bu Türkiye şartları biraz düzeldiği zaman biz de yapsata girebiliriz. Aynen. Bir de yemek sektöründe olabiliriz diyorsunuz. Aynen. Zaten onunla ilgili bir altyapı çalışmanız başlamış. Şu an altyapımız var. Peki, şimdi bu keyifli sohbet sonunda bir de teşekkür alalım. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden müşteri portföyünüzü, herkese şöyle Konya halkına bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Şimdi müşterilerimiz Allah razı olsun, herkes bizden memnun, alan bir daha alıyor, hepsinden biz de memnunuz, hepsine teşekkür ediyoruz. Yani bizim 3-4 sene kısa bir zamanda büyük bir yere getirdiler, hepsinden teşekkür ediyorum, hepsinden evet. Allah razı olsun. Evet. Biz bu uğurlara hayal bile edemedik. Yani şu an çok güzel bir yerdeyiz. Memnunsunuz, mutlusunuz. Aynen abicim. Yani müşterilerimiz de memnun. Yani şimdi bize bir kişi daha gelip ben aldığım yerden memnun değilim demedi, burayı geri satalım demedi. Alanlara, herkese kazandırdık elhamdülillah. Evet, evet. %100 kar marjlarına ulaştırdık kısa sürede. Aldığımız yerler gerçekten para kazanacak yerler. Bizim de zaten şu an hep garibana, yani dar gelirli vatandaşlara evet. yönelik bir çalışmamız var. Onun için yerlerimiz çok pahalı değil, uygun yerler alıp satıyoruz. Yeri geldi 100 milyona, yeri geldi 500 milyona ticaret yaptık. Her türlü ticareti yapıyoruz yani. Gayet güzel. Buradan sizin ağzınızdan bunları duyurmuş olduk. Aytekin Gayrimenkul Danışmanlık Emlak, Meram bölgesinde iki ofisimiz var. Gelsinler aynen. sizinle tanışsın. Yatırımcılara buradan duyurmuş olalım. Ben size ve tüm ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. İnşallah aynen. ilerleyen zamanda bu yeni hizmetleriniz, yeni projelerinizle tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun.